Merhaba değerli izleyiciler. Böyle 6. kısımla hızlı bir giriş yaptık. Dirsek mirsek falan dediler. Ya baba şu eli bir anlat. Hiçbir şey anlatmadan direkt uzmanlık konularına, yandal konularına geçtin. Biz de o yüzden bir eli toparlayalım dedik. Tabii ki de her zaman için textbook en önemlisidir. Keyifli seyirler diliyorum. Her muayenesi sırasında dikkat etmemiz gereken noktaları anlamak için öncelikle normal elin ne olduğunu anlamak, dolayısıyla belli bir sayıda normal el görmek gerekir. Elin supin pozisyonundaki nötral duruşuna bakalım. İstemli veya istemsiz bir tenüs varsa hafif sallayarak tonusu azaltabilirsiniz. Burada tüm parmakların skafoid kemiğe veya radyale doğru baktığını fark edebiliriz. Bunun sebebi tüm parmaklar baş parmakla bir şekilde alakadar olmak zorunda. Yoksa biyomekanik değişir, rotasyon gelişirse kavrayış gücü azalır. Flexör ve ekstansör yüzde interfalangeal eklemlerin hareketlerinden kaynaklı sulkuslar mevcuttur. Hareket azalırsa bu sulkuslar silinir. Dikkat edelim. Başparmak interfalangeal eklem sulkusunun hemen proksimalinden bloke edilirse flexor pollicis longus değerlendirilebilir. Başparmak kavranır ve diğer 3 parmak kavranarak flexor digitorum superficialis, yüzeyel flexörler değerlendirilebilir. FDS pif eklemeyi hareket ettirir, unutmayın. Flexor digitorum profundus, yani derin flexörleri değerlendirmek için de ister interfalangeal eklemin sulkusu bloke edilir. FDP eşittir diff, unutmayın. İntertendinöz semptomlar sayesinde bir parmağın hareketi diğer parmağın da hareketini sağlar. Maazallah kesik tendonu yanlışlıkla kesik değil şeklinde değerlendirirsiniz. Dolayısıyla mutlaka 3 parmağı bloke etmek lazım. Artık ekstansör yüze geçebiliriz. Elin ekstansör yüzü radyal tarafta birinci kanaldan lateral kısımdan başlar. Öncelikle baş parmağın abduksiyonuna bakıyoruz. Daha sonra elin ekstansiyonuna ekstansör pollicis longusu değerlendirerek bakıyoruz. Hangi sinirin neyi nerede ettiğini aşağıdaki açıklamada mutlaka bakın. Flexörüne daha önce bakmıştık zaten, hatırlayın. Burada küçük bir trik nokta var. 1. 2. ve 5. parmak ekstansörleri ekstansör pollicis longus, ekstansör indicis proprius ve ekstansör digiti minimi. Bizzatihi posterior interosseous sinir, yani radyal sinirin dal tarafına innerve edilir ve Burakça hareketini yapabilen elde radyal sinir çalışıyor denebilir. Yeri gelmişken ekstansör indicis proprius ve ekstansör digiti minimi ortak ekstansör tendonların ulna tarafında yer alır. Tüm parmaklar ekstansiyonda ekstansör digitorum communis değerlendirilir. Buraya kadar hep elin ekstrensek kaslarından bahsettik. Bunlar dirsekten köken alır ve daha sonra değinilecektir. Şimdi elin intrensek, yani iç kaslarına bakabiliriz. Burada abduktörleri görmekteyiz. Bunlar ulnar sinir nervettiği dorsal interosseous kaslar. Şimdi eli prona döndürerek palmar interosseouslere, yani adduksiyon hareketine bakıyoruz. Parmakları birbirinin üstüne çıkarken görüyorsunuz. Bunu aynı zamanda parmak arasına kağıt sıkıştırarak da değerlendirebilirsiniz. Bu kaslarla aynı kökene ve innervasyona sahip adduktör pollicis'i de unutmamak lazım. 5 tip pinch grip hareketi vardır. Biz bunlardan sadece 1. 2. parmak arasında tuz ekme hareketi dediğimiz hareketle tenar kasları ve 1. ve 5. parmak arasında hipotenar kasları değerlendirebiliyoruz. Adduktör pollicis hariç tüm tenar kasları, medyen sinir, hipotenar kaslarında ulnar sinir tarafından innerve edildiğini unutmayalım. Parmakların gross kavrama hareketiyle medyen ve ulnar sinirin innerve ettiği yüzeyel ve derin flexörleri el bileğinin ele birleştiği yerde FCR ve FCU dediğimiz el bilek flexörlerini ve palmaris longusu değerlendirebiliyoruz. Radyal sinir temel olarak ekstansiyondan sorumludur. Dolayısıyla el bileği ekstansiyona getirerek bilek ve parmak ekstansörlerini gross olarak değerlendirebiliriz. Ardından 4 parmak metakarpofalangeal eklemden flexiona getirilerek lumbrikal kaslar değerlendirilir. 1. ve 2. lumbrikaller medyen sinir, 3. ve 4. lumbrikaller de ulnar sinir tarafından innerve edilir. En son olarak duya alanını muayene ederek artık muayenemizi sonlandıracağız. Eli 4. parmağın ortasından ikiye bölüyoruz. Radyal tarafta kalan kısım medyen sinir, ulnar tarafta kalan kısım da ulnar sinir tarafından innerve edilir. Elin dorsalinde 1. 2. 3. parmakların proksimal faranklarının da dahil olduğu alan radyal sinir tarafından innerve edilir.